Merhabalar. Dün Twitch yayını izlerken iki tane e-sporcu canlı yayındaydı arkadaşlar. SK Flobby ve SK Morten. İkisi de SK Gaming'in oyuncusu ve SK Gaming Clash Royale'de güçlü bir takım. Canlı yayında ikisiyle eşleştim ve klanı görüyorsunuz arkadaşlar. Morten Flobby. Kendilerini trollemek için böyle bir klan açtım. Canlı yayında kendileriyle bilerek eşleştim. Şöyle profillerini göstereyim arkadaşlar. İkisiyle de maç yaptım. SK Flobby dünyada 14.'lüğü var. Yine dünyada 19.'lüğü var. Dünyada 25.'liği var. 8.200 kupası maksimum. Yine dünyada 32.'liği var. 2 defa 20 galibiyet yapmış. Hani SK Morten herhalde bilmeyeniniz yoktur. Dünyada 2.'liği var. Yine bir dünya 2.'liği daha var. Dünya 3.'lüğü var. Yine bir dünya 3.'lüğü daha var. 100 defa büyük mücadele kulübü. 8.812 maksimum kupası. İkisiyle de eşleştik. İlk olarak SK Flobby ile eşleştik arkadaşlar. Kendisiyle olan maçımı da göstereyim. Bu yayını da 3.500 kişi izliyordu. Hani şu anda 3.500 kişiye karşı canlı olarak maç atıyoruz. Zaten klan adımdan bayağı bir bozuldular. Kendilerini trollemek için girdiğim için. Burada. Hemen köprüden atması çok doğru değildi bence. Görünmezlik pelerini de açtı. Hem orada iksir toplayıcımı da döndürmek için oduncu attım. Evet, burada yaşlı cadıya atması iyi oldu. İskelet ordusunda sıkıntı yaşadığımızdan dolayı. Burada yaşlı cadıyı bırakıyorum. İksir toplayıcısı dikiyorum. Hani onun vurmasına izin veriyorum burada. Onun vurması problem değil. Burada alev topu attı. Yani benim için aslında şu anda her şey iyi. Çünkü alev topu beni çok zorluyor. İksir toplayıcıma da atılması güzel oldu. Hemen golem atağına çıktım. Burada kraliyet domuzları atıyor. Hemen iskelet ordusuyla burada savundum. Hani yaşlı cadı da atamaz. En fazla tomruk atabilecek. Hani gördüğünüz gibi harika bir şekilde orada savunduk arkadaşlar. Oraya da tomruk atmak zorunda. İksir de harcadı orada. Bizim için şu anda her şey iyi. Evet, buradan bir goblin kafesi attı. Hani ilk 2 dakikada elimizden geldiğince vurmaya çalışıyoruz burada. Evet, okçu kraliçe orada elektro ejderi çok güzel attı görüyorsunuz. Hani dünya 14.'siyle oynuyoruz ve hani maç içinden de 20 kişi izledi arkadaşlar. Ben de bayağı bir heyecanlıyım. Burada golem gördüğünüz gibi kuleye ulaştı. Hani ilk 2 dakika için çok güzel bir hasar verdik oraya. Burada o top arabası zaten sonrasında kuleye gidecek. Hemen onu köprüde alıyoruz. Böyle köprüden atmak önemli bazen. Hemen hızlıca eritmek için. Oraya yine yaşlı cadı atması iyi oldu. İskelet ordumdan dolayı. Burada tekrardan yaşlı cadıyı bırakıyorum atak yapmadığından dolayı. Hani onun vurmasına izin veriyorum. Burada tekrardan iksir toplayıcı dikiyorum son 1 dakikada olsa. Hani burada tomruk atacağını biliyorum rakibini arkadaşlar. O yüzden orada iskelet ordusu atmadım. Ana kuleye çektim. Hani orada eğer ki iskelet ordusu atsaydım maçı kaybederdim. Ana kuleye çektim. Onun iskelet ordusunu bir defa böyle çok etkili kullanırsın. Sonrasında rakip hani onu bilir ve ona göre oynar. O yüzden ben de iskelet ordusu atmadım. Evet, burada arkadan gidiyoruz şu anda. Rakibe spamlıyoruz son 1 dakika. 1700 can oraya almaya çalışıyoruz. Orada yani fena değil. Güzel bir kasırga attık yine. Okçu kraliçe görünmez oldu ama görüyorsunuz. Golem öfkelendi ve oraya hani çok vuruyor zaten. 14 seviye golem. 644 ve oraya aldık arkadaşlar. Hani orayı almaya çalışıyor. Son 10 saniye kalmış. Varımızı yoğumuzu savunuyoruz ve dünya 14.'sünü 3.500 kişi karşısında yendik burada. Güzel oldu bizim için. Morten'de arkadaşlar kısmından izliyordu. Evet, ilk maçımız buydu. İlk olarak Flobby ile karşılaştık. Dünya 14.'süyle. Sonrasında da SK Morten ile karşılaştık burada. Hani tekrardan göstereyim. Dünya ikinciliği var 2 defa. Hani profilini zaten görüyorsunuz. Clash Royale şampiyonasına katılacak dünya finallerine. Hani dünyanın en iyi oyuncusu diyebiliriz kendisi için. Hani zaten bilmeyen yoktur. Twitch'te de yayın açıyor aynı zamanda arkadaşlar kendisi. Morten yazarsanız zaten görürsünüz. Evet, bir diğer e-sporcuyla, dünyanın en iyi oyuncusuyla şu anda neredeyse oynuyoruz. Klanı yine görüyorsunuz arkadaşlar. Morten Flowey. Kendisini de burada trollediğimiz için bozuldu burada biraz.
Tomruk hattı bizim için güzel oldu. Rakibi bekliyoruz. Çünkü Morten hızlı deste oynuyor. Biliyorum bunu. Yarasalar attı. Burada ben de elimi döndürmek için haydut attım. Madenci atabilir falan ona karşı işte. Burada altın şövalyeyi 14 seviye yapmış arkadaşlar. Hani o kadar güçlü bir kart ki gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok altın şövalyeye. Hani maç çok güzel geçti ama altın şövalye bizi çok zorladı. Burada şarjlandı. Burada oduncu attım ama görüyorsunuz sonrasında kuleye de vurdu. Ve orada 500 hasar yedik gereksiz. Burada kraliyet paketi attı. İşte iskeletler falan attı. Şu anda tekrardan beklemedeyiz. Yani orada altın şövalye gördüğünüz gibi hani arkadaşlar bana daha altın şövalye çıkmadı. Kendisi 14 yapmış. Yani paranın gücü. Adam direkt çıktığı anda parayı yatırıyor ve 14 yapıyor. Hani sürekli yatırıyor yani. Paranın gücü gerçekten pay to win. Burada tekrardan bir atak yapıyor. Orada savunmam gerekiyor. Kasırga ile çektim bu yarasaları ve hızlı bir şekilde madenciyi döndürdü. Hani madenciye bir şey atamazdım yani zaten. O toplayıcı da orada kırıldı. Altın şövalye de sağdan vurdu ama yine son bir dakikayı ben bekliyorum. Burada elinde herhangi bir atak kartı olmadığını biliyordum arkadaşlar. O yüzden golem atmayı burada tercih ettim. Zaten son bir dakikaya da doğru gidiyoruz. Evet, burada Testa'yı birazcık önden hızlı attı. Yani biz gidene kadar o Testa'nın canı gidecek ama tekrardan çeviriyor. Evet, son bir dakikaya doğru gidiyoruz burada. Arkadan güzel bir şekilde spamlıyorum. Tomruk atabilir, oduncunun yönü şaşırabilir vesaire. Burada atağa çıkıyoruz. Altın Şövalye çok hızlı, çok sert vuruyor. Yani kesinlikle çok zorladı beni ki. Yani onu söyleyebilirim. Burada bir haydutla gitmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hani birazcık oraya vurmam gerekiyor. Bu belli. Burada tekrardan iksir toplayıcısı diktim. Burada atak yapıyor tekrardan. Altın Şövalye'yi öyle durdurduk. Burada madenci zehir attı. Hani orada iskelet ordusu atacağını düşünüyordu benim. Ama ben iskelet ordusu atmadım. O zehri de biraz yanlış attı. Tedirgin de oldu aslında. Çünkü orada birazcık fazla iksir harcadı arkadaşlar. Tekrardan gidiyoruz. Tekrardan altın şövalye attı. Hani bir de zehir kraliyet paketi atınca daha da zorladı beni. Burada tekrardan hani zehir atmasını bekliyorum. Tam ben zehri atarken elektro ejder atması biraz kötü oldu orada. Yani burada gidiyorum tekrardan iksir toplayıcısı diktim. Hani arkadaşlar zehir attığından dolayı hani iksir toplayıcısıyla bunu bir avantaja çevirmeye çalışıyorum. Burada tekrardan golem atıyorum. Kendisi de burada zehir attı ama hani tekrardan çeviriyor zehri, o yüzden çok sıkıntı oldu bizim için. Yani maç kesinlikle şu anda harika geçiyor. Hani yensem de yenilsem de çok zevk aldığım bir maçtı. Burada çok güzel attı Tomruğu görüyorsunuz. Hani öyle bir attı ki oduncu burada öne geçti. Hani zaten maçın kırılma anlarından birisiydi bu. Orada oduncunun öne geçmesi çok kötü oldu. Tekrardan burada Tomruk attı. Kuleye de elimizden gelince vurmaya çalışıyoruz. Çünkü bir dakika kaldı. Hani maç kule canına gidecek gibi. O yüzden elimden geldiğince vurmaya çalışıyorum arkadaşlar kuleye. Kendisi de savunmaya çalışıyor. Savunmaya yatıyor kendisi de. Ben de atağa çıkmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince orada vurmaya çalışıyorum. Tekrardan zehir attı. Hani biraz zaman geçtikten sonra elektro ejder atıyorum. Hani tekrardan hani burada savunuyor yani. Ne yaparsam yapayım arkadaşlar bir şekilde savunuyor. İskelet ordusu attım tomruktan dolayı. Kraliyet paketi attı. Yani tekrardan golem atıyorum. Bir şekilde gitmeye çalışıyorum kendisine. Ama zehirle, kraliyet paketiyle öyle bir savunuyor ki gerçekten. Yani dünyanın en iyi oyuncusu. Unvanını hak ediyor bence. Hani yaptığım tüm atakları çok harika bir şekilde savundum. Kaç defa golem attım. Ama şu ucuz destelerle, ucuz kartlarla dahi savundu. Burada aslında golem atmalıymışım kuleden, onu fark ettim. Bu benim bir hatamdı. Evet, tekrardan burada spam yapıyorum. Ama gördüğünüz gibi yine savunuyor. Yani 200-300 can var arada. Yavru ejderle vurabilir miyim falan dedim ama hani öyle bir savundu ki gerçekten. Yani çok başa baş bir maç geçti. Harika oynadı. Ben de kötü oynamadım bence. Ama sonuç olarak kazanan o oldu. O baştaki altın şövalye hamlesi çok sıkıntıydı bizim için arkadaşlar. Ve hani uzatmanın da sonunda bitti. Kule canıyla Morten az bir farkla bu maçı da kazandı. Gerçekten çok güzel oynadı.
Ben de tabii kendisiyle oynadığım için büyük bir zevk aldım. Yani dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Evet arkadaşlar, şu anda da 7059 kupayız. Şöyle göstereyim, 189. sıradayız arkadaşlar. Dün tabii birazcık kupa kastım. Yerel sıralamamı da göstereyim. Şu anda yerelde kaçıncı sıradayız? İkinciydik. Şu anda da ikinciyiz. Hala devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki tane SK Gaming oyuncusuyla oynadık. Dünya 14.sünü yendik. Dünya ikincisine de az farkla yenildik. Güzel maçlar oldu bizim için. Yine arkadaşlar, kupa kasma videosu gelecek. Canlı maçlar olarak gelecek. Ama bu iki harika mücadeleyi de size göstermek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.